Arkadaşlar ben bu oyunu pardon şey ben bu oyunu büyük ihtimalle birkaç yıl önce duydum. Bethesda'nın bunu yaptığını biliyordum. Bunun üzerine çalıştığını biliyordum. Değişik projeleri de var. Fallout'u var bunun. Elder Scrolls'u var. Onu da yaptığını biliyorum ama özellikle bunun nasıl olacağı hakkında nasıl bir oyun olacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ama sonra açıklandı işte bir şeyler anlattılar ettiler falan filan. İnanılmaz bir hype oluştu bende. Çünkü ben bu konuyu, uzay konusunu çok seviyorum. Şimdi ilk videosu geldi. Xbox'ın bu şeyi sayesinde, Exclusive Game Pass, Exclusive Event sayesinde ilk görüntüleri göreceğiz. Değişik oyunlardan etkilendiklerini biliyoruz. Bunları listeleyeceğiz izlerken. Evet, logo. Sade, temiz, klasik. Geldi Todd. It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time, and we know you've waited a long time to finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be. Evet, duralım burada. Epic role play game. RPG üyelerimiz hardcore bir şekilde bu oyuna monte edilmiş diye düşünüyorum. Kullanılacak diye düşünüyorum. Bu arada Todd'un bu çıkışı böyle oyunu anlatmaya başlayışı falan filan çok bana Fallout 76 zamanlarını hatırlattı. Bakalım umarım Fallout 76'ya benzemez bu oyunun sonu. Cidden cidden lütfen Bethesda bu oyunun ağzına sıçma. Güzel bir şekilde çıkar şu oyunu. So Space. let's Okay. jump right in. This is early in the game Süper. as you arrive Bozma. on the Devam. mysterious Tortum. moon of Crete. Biz oyun içi grafikleri görüyoruz şu an. Son derece fotografik. Son derece kaliteli grafikler görüyoruz. Çok büyük bir ihtimal o gördüğümüz her yere gidebiliyoruz biz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum exploration konusunda. Direkt head up display girdi arkadaşlar. Yani what? Evet. Gereğinden fazla iyi. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Evet, No Man's Sky'dan etkilendiklerini biliyorduk zaten. No Man's Sky'in çok 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 güzel grafiklisi gibi gözüküyor şu an. Yerdeki yaratıklar falan. Gezegene özel. Tüm detaylar. Oo, manyak çalışılmış ya. Yani. Değişik tip uzaylılar, okey. Saldırmadı burada. Bu acaba scripted miydi yoksa karakter ateş etmediği için mi saldırmadılar? Neyse, çok ince detay bu, boş ver. Evet, bu sağ üst taraftan omuzdan görüntü. No Man's Sky tarzı. Bu da keza resource topluyor. Demir topluyor. No Man's Sky gibi. Astroneer de buna benziyor. Bu tarz oyunlar hep birbirine benziyor zaten ama ben şu an gördüklerimden son derece memnunum. Arkadaşlar çok çok güzel. Çok detaylı uğraşılmış bir dünya görüyorum. Aksiyona girecek. Battlefield tarzı bir şey gördüm az önce. Silah seçme ekranı gördüm. Attachment tarzı falan filan. Aksiyona giriyor. Yani indoor aksiyonlar da var. Binaların içini keşfedebiliyoruz. Güzel, harika. Of, çok fazla detay. İnanılmaz çalışılmış arkadaşlar. Bu Bethesda yemeyip içmeyip buna mı çalıştı son 4-5 yılda?
Belki daha fazla zamanda. Güzel. Silah vurma efekti, yani hissiyatı iyi gibi gözüküyor. La el bombası attı. Kaç artık oradan ya. Şunu AI'ye yükleyin artık. Şunu AI'ye verin artık şu özelliği. El bombasının yanında beklemesin. Ya da geri atsın. Bir şey yapsın ya. Şatkanla ilerliyor genç. Kutu. Ha, lockpicking'i gösteriyor. Lockpicking. Güzel bir dinamik geliştirmişler gibi gözüküyor. Outdoor, of. Silah iyi atıyor. Hemen cover aldı AI. Güzel. Ne oluyor? Reinforcement geldi. Arkasına asıl tüpü vurdu. Oo, güzel. Jetpack. Tamam. Aksiyonu bol yapmışlar. Aksiyondan kısmamışlar. Some initial encounters, you're invited to join Constellation, who in the future the game is set in. Constellation dedi herhalde Fraction'ları anlatacak. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. Abi kafa yiyeceğim. İnanılmaz çalışmış herifler. İnanılmaz detay var ya. Star Citizen vibe'ı var burada. İnanılmaz çalışılmış şehirler. Herhalde ondan Star Citizen'ı çok oynamadım ama yani ondan daha fazla bir yere ulaşma, yani o bölgeleri açma, daha fazla bölge olabileceğini düşünüyorum. Burası Fallout direkt yani şey. Karakter, diyalogları, animasyonları. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are? Aynen, Fraction. Fraction'lardan alacağımız görevler. You'll be part of solving that puzzle now. Tahmin ediyorum ki birden fazla Fraction vardır. So, you found something? The new guy found it. You dug up the Çok iyi. Yüz animasyonları, yani karakterin NPC animasyonları falan çok iyi gözüküyor şu an. Allah'ım Allah'ım, sıçma lütfen şu oyun içine Bethesda lütfen. Of. Of. Çok güzel. Oğlum çok iyi ya. The fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UCC staff. Together, we take down these cutthroat pirates. Buraları PvE herhalde. PvE öğelerini gösteriyor. İşte belli bir görev veriyor. Git şunu yap, git bunu yap. When you sign up with the Crimson Fleet, no one can escape. Değişik Fraction'lar. The only way out is death. Fraction seçimi. GTA vari. Yaratıklar, maratıklar, No Man's Sky. Görev bay görev gider yani, görev gideriz diye tahmin ediyorum. Bunlar hep PvE olacağını düşünüyorum, yani karşımızda player çıkacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu PvP öyesi olacağını düşünmüyorum bu oyunda. Olabilir de bilmiyorum. Yani Fallout 76'da vardı. But ultimately, it's not our story, it's the story you create. Eyvallah. By who you are and the choices you make. And that starts with character creation. Yeah. Bethesda'nın çok iyi yaptığı çok iyi başardığı bir parça bu oyunlarda. Character creation. Oo. Abi çok fazla detay ya. Okay, aynen Fallout. Fallout'un yıllar boyunca Fallout'tan öğrendiklerini güzel bir şekilde implement etmişler gibi. Spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits and these come with unique advantages. Seçtiğiniz perk'e göre, trait'e göre de oyundaki diyaloglar falan değişir yani. Bu konuda Bethesda iyidir yani, bir şey yap. Bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum orada. Hikayenin yani skill'lere bak. And you can unlock new skills as you level up.
and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems. Artık 3080 minimum gerektirir bu oyun. To crafting weapon mods needed to survive. Ateş yani şey silah vuruş hissiyatı konusunda Fallout iyiydi bu arada. Fallout 4 iyiydi. Onu geliştirip ilerletirlerse sıkıntı çekmezler, güzel olur. Building, base building. Nice, nice, nice. Çok iyi bir şey gördüm ben orada. Tamam. Süper. Fallout'tan öğrendiklerini buraya da güzel geçirmişler. Oğlum. Uf uf uf. Buna sevinecek. Buna özellikle çok sevinecek arkadaşlarım var. Spaceship building. You can choose crew members. And yes, you can completely customize the look and layout. Abi. There's loads of different mods. Oh my god, çok iyi. Çok 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 iyi. It's not just how the ship looks, it's how it performs. From engines to shields. Abi bunu yapabilirlerse, bakın bu olursa, bu oyun olursa, sıçmazlarsa, yani ultimate bir oyun olacak bu. Must have bir oyun olacak bu. Must play bir oyun olacak yani bu. Umarım. Yani varını yoğunu ne varsa, hadi şey Elder Scroll'da boş verdim. Fallout serisinde boş verdim. Varını yoğunu ne varsa yapıştırsın Bethesda bu oyuna yani. Yani şey geminin şeyi çok iyi ya. Yani first person'daki o şeyi de buraya getirmişler yani ship, uzay gemisi savaşlarında. İşte Elite Dangerous var burada. Çok ağır bir şekilde Elite Dangerous vibe alıyorum. Şimdi mesela crew member tutabiliyorsunuz, gemiyi alabiliyorsunuz diyoruz. Acaba o crew memberler başka bir player arkadaşımız olabiliyor mu yani? Co-op'a izin verecek mi? Onu, o da bir merak ettiğim bir parça. Harika abi, çok çok bir hype'landım ben. Harika, harika şeyler görüyorum şu an. Harika şeyler görüyorum. Mükemmel bir oyun olacak. Ya olsun ya, mükemmel bir oyun olsun lütfen. We can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today and thanks for all the support. Lütfen Todd'cum, lütfen. Lütfen sıçma. It's been an incredible journey for us making it, but we know that's really only the beginning for it's when all of you play it that the real journey. Abi yeter bana. Bunu gösterdiklerinizi yapın, yeter bana. Beginning geç ya. Just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Let's take a look at one of our planets, Jemison. You can land in New Atlantis, but you can also land and explore. Güzel. Ne kadar geniş acaba planet? Eyvallah. No Man's Sky. Süper. Umarım güzel yönlerini almışsınızdır. Oh süper. Süper. Yeter abi. Yeter abi. Tabii No Man's Sky kadar geniş bir şey düşünmüyordum. Yani o otomatik generate world yapıyor zaten. Oyunun yetişebileceğini düşünmüyorum zaten de. Yüzden fazla galaksi yeter abi. Yüzden fazla sistem yeter yani. Çok iyi. Ya scripted gezegenler vardı tabii. Bir de auto generated var mı olur mu bilmiyorum. Tahminimce olmaz ama. Yani şu an yeter abi. Sonra DLC yardırırsınız. Sıkıntı yok onda yani. Alınır da abi. Eğer oyunu yaparsanız DLC'den hayvan gibi yürürsünüz yani bu oyunda. Öf. Çok iyi. Çok iyi.
Go for it. Go for it Bethesda, go for it Microsoft. 2023. Harika. Kesinlikle ama kesinlikle alınacak, oynanacak. Umarım hayal kırıklığı yaşanmayacak. Hadi bakalım. Bu kadardı. Bundan sonrası artık Bethesda'da ve büyük ihtimalle yılın sonuna doğru da oyunun release olacağını düşünüyorum. 2023'te de full release'e giderler. Belki betası, belki alfası. Bunların hepsini göreceğiz sırayla. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.